İşte haftanın olayı, işte Star Life farkı. Yeri doldurulamaz denilen İbrahim Tatlıses'in veliahtı nerede ve nasıl ortaya çıktı? İbrahim Tatlıses sağlık sorunlarıyla boğuşup sahnelere bir an önce dönmek için uğraşırken ünlü türkücünün veliahtı olarak gösterilen İranlı Seccat Mehmedi'yi duyanları nasıl şaşkına çeviriyor? İranlı Seccat Mehmedi türkülerini İbrahim Tatlıses gibi seslendirip sesi de tıpatıp İbrahim Tatlıses'e benzerken İranlı türkücüyü Türkiye'de kimler destekliyor? İranlı türkücüyü destekleyenler desteklerini neden geri çekti? Ben sana gülüm demem, gülün ömrü kemalır. Tek tek ağardı bak saçlarım, tek 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 damlıyor gözyaşlarım, tek tek. Yeri asla doldurulamaz denilen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses bir yandan sağlık sorunlarıyla uğraşırken diğer taraftan da sahnelere bir an önce geri dönmek istiyor. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Miami'de başarılı bir beyin ameliyatı geçiren ünlü türkücü İstanbul'a gelir gelmez soluğu Gata'da aldı ve fizik tedaviye başladı. İbrahim Tatlıses cephesinde bunlar yaşanırken ortaya bir anda ünlü türkücünün veliahtı da diyebileceğimiz İranlı Seccat Mehmedi çıktı. Şarkıları tıpkı İbrahim Tatlıses gibi seslendiren ve sesi de İbrahim Tatlıses'in sesine tıpatıp benzeyen İranlı Seccat Mehmedi'nin ilginç bir de hikayesi olduğu iddia edildi. Bazı iddialara göre İbrahim Tatlıses'in sağlığında Ebru Gündeş'in İranlı eşi Rıza Sarraf hemşehrisi Seccat Mehmedi'yi Türkiye'ye getirmek ve albüm çıkarmak istemiş. Ancak İbrahim Tatlıses vurulunca bu projeden vazgeçilmiş. Diğer bir iddiada İranlı Seccat Mehmedi'nin İbrahim Tatlıses vurulduktan sonra keşfedildiği yönünde. Yine iddialara göre İbrahim Tatlıses vurulduktan sonra Ebru Gündeş bundan birkaç sene önce İranlı Seccat Mehmedi'yi keşfetmiş. Ve İstanbul'un önde gelen mekanlarından birinde İranlı Seccat Mehmedi için özel bir gece düzenleyip yakın dostlarına Seccat Mehmedi'yi dinletmiş. Yeri doldurulamaz denilen İbrahim Tatlıses'in yeri iddialara göre İranlı Seccat Mehmedi ile doldurulmak istense de bu proje bilinmeyen bir sebeple rafa kaldırılmış. Hatta Seccat Mehmedi projesini bizzat İbrahim Tatlıses'in istemediği de konuşulan iddialar arasında. Dili bülbül kaşı kemanı gelsin lele digen sarabu getir saçlarını yol. Şimdilerde İranlı Seccat Mehmedi projesi rafa kaldırılmışken Rıza Sarraf'la İbrahim Tatlıses'in arasından su sızmadığı da bir gerçek. Çünkü İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde Rıza Sarraf'la ilgili bir not paylaşmış ve Rıza Sarraf'ın ihracat rekortmeni olduğuyla ilgili paylaştığı gazete kupürünün altına "Gördünüz mü? Ben kimseye boşuna evlat demem. Rıza'ya evlat demişsem o doğrudur. Beni mahcup etmedin evlat." notunu düştü.